Merhaba dostlar. Bugün sizlerle beni oldukça heyecanlandıran Red Dead Redemption 2 hakkında muhabbet etmeye geldim. Bir süre önce belli bir gecenin belli bir saatinde Rockstar sosyal medya sayfaları aniden kan kırmızısına boyandı. Herkes durumu anlamaya çalışıyordu. Benim gibi yıllardır bu anı sinsi sinsi ve bir o kadar da heyecanla bekleyen Red Dead Redemption hayranları konuya açıklık getirdi ve akabinde Rockstar Games tarafından Red Dead Redemption 2 bir poster ile beraber duyuruldu. Postere ilk baktığımızda üzerindeki 7 karakterden 3 tanesi öne çıkıyor. Çünkü bunlar Bill, John ve Dutch. Posterin ortasındaki eleman acaba John Marston'ın küçüklüğü mü diye bir an düşünsem de Bill ve Dutch ilk oyundakine oldukça benzedikleri ve genç görünmedikleri için bunun doğru olamayacağını düşündüm. Ayrıca en soldaki John Marston'a oldukça benzer olduğu için zaten iki tane John Marston olması imkansızdı. Şimdi benim hemfikir olduğum şöyle bir kanı var ki o da oyunun ilk oyundan daha önce geçmesi durumu. Posterde sağdaki adama baktığımızda ve detaylı bir araştırma yaptığımızda Amerika'daki iç savaş üniformasını ve o döneme ait silahlar kullandığını görebiliyoruz. Bu da oyunun zaman ağırlığını bize 1861-65 yılları olabileceğini gösteren ufak bir ipucu diyebiliriz. Ancak ilk oyunun da 1911-1914 arasında geçtiğini ve John Marston'ın da 1873 doğumlu olduğunu biliyoruz. Bu durumda eğer oyun Civil War döneminde veya hemen sonrasında geçiyorsa John'un muhtemelen 10 yaşında falan olması gerekiyor ki bu da ne posterle ne de oyunun yapısıyla uyuşmuyor. Bu durumda oyun kabaca 1900 ve 1910 yılları arasında geçecek diyebilirim. Oyunun duyuru posteri ve zaman aralığı üzerine neden bu kadar durduğumu ve videoyu sıkıcı bir hale getirdiğimi bilmiyorum. Sanırım çok araştırma yaptığım için beyin yandı. Ancak her şeyi sizlere söylemek istedim. Ama ne fark eder ki şuradaki beyin fırtınası yapacağım. Hemen hemen tribe sokuyorsunuz beni ya. Neyse. Geçtiğimiz haftalarda oldukça kısa bir fragman yayınlandı. O yüzden oldukça sallayacağız bu bölümde ve bakalım salladıklarımızdan hangileri tutacak. Fragmanda iki sahnede elektrikli sokak lambaları olduğunu görüyoruz. Amerika'ya bu teknoloji 80'lerin sonunda geldi. Bu da az önce araştırmalarıma dayanarak tahmini verdiğim zaman aralığını doğrular nitelikte. Ya halen zamandan bahsediyor. Red Dead Redemption, Dutch'ın çetesinden ayrıldıktan 5 yıl sonrasında geçiyordu. Yani ilk oyun. Bu akıllara Red Dead Redemption 2 acaba bizi ilk oyunun öncesine mi götürecek? Acaba Red Dead Redemption 2'de yapacağımız olaylar bizi Red Dead Redemption'daki olaylara mı bağlayacak sorularını getiriyor. Ayrıca bu durum yeni bir karakterle oynayabileceğimiz anlamına da geliyor. Posterde John'un en solda gördüğümüze göre muhtemelen bize yan görevler veren bir karakter de olabilir. Ayrıca eğer oyunun ilk başta dediğim gibi 80'lerin sonunda 90'ların başında geçiyorsa John Marston muhtemelen 20'li yaşlarında ve bu Dutch'in çetesine katılıp kendini kanıtlaması için muhteşem bir yaş dilimi, zaman dilimi. Ya halen zamandan bahsedeyim. GTA 5'in Michael, Franklin ve Trevor üçlü kombinesi hiç tahmin edilmediği kadar büyük bir başarı yakaladı. Acaba Rockstar bunu Red Dead Redemption 2 için bir rol model olarak kullanabilir mi? Hazır GTA 5 demişken heist modlarının ne kadar başarılı olduğunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Vahşi batıda kriminal bir dünya üzerine kurulu olduğundan muhtemelen bu sistemde entegre edilecektir diye düşünüyorum. Tabi bunların hepsi birer varsayım. Sallıyoruz demiştik ya. Fragmanın bir sahnesinde trenin arkasından yüzü kapalı şekilde at koşturan 7 adamı görüyoruz. Belli ki bu atlılar kapaktaki kişilerle aynı kişiler ve suç peşinde koşturuyorlar. Mı acaba? 7 kişiden biri bana biraz daha kadın gibi geldi açıkçası ve farklı kostüm rengi onu biraz diğerlerinden ayırıyor. Acaba bu kişi Abigail Marston olabilir mi? Ayrıca burada gözden kaçan bir detay daha var ki o da 7 atlıdan bir tanesinin elinde 2 adet altı patlar var. Acaba yeni oyunda çift elle silahlar kullanabilecek miyiz? Açıkçası bu çok iyi olurdu. Bu arada oyunun geçmişte geçtiğine kanıt isteyenler ve buna inanmak istemeyenler varmış sanırım aramızda. Onun için de iki şey düşündüm. Birincisi oyunun sızmış bir haritası var internette ve bu haritada demir yolları ilk oyundan oldukça az. Yani teknolojik bir gerileme yaşanmış olabilir. Harita doğru da olmayabilir. İkincisi ise ilk oyundaki bir achievement. Bu achievement bizden ovalardaki bufaloları tek tek öldürmemizi istiyordu. Yayınlanan fragmanda ise birçok bufalo gördüğümüz bir sahne var. O dönemde avcılar tarafından bilinçsiz avlanan bu bizonların nesli tükenmek üzereydi. Achievement'ta da sanırım bunu bilerek koymuşlar. Bu bir easter egg de olabilir.
Bu olay oyunun John Marston Buffalo'ların soyunu tüketmeden öncesinde geçtiğine işaret olabilir. Bu da bu oyunun ilk oyundan daha geride bir oyun olduğunu kanıtlar nitelikte bir detay diyebiliriz. Bu fragmanda 2-3 sahnede hayvanları görüyoruz. Bu sahnede ise atının üzerinde ölü bir geyik koymuş eli silahlı avcıyı yürürken gördük. Acaba bu oyundaki avcılık unsurlarının yine önemli bir rol oynayacağını mı işaret ediyor? İlk oyundaki bu sistem güzeldi. Ancak maddi olarak bizi iyi bir şekilde ödüllendiremiyordu. Red Dead Redemption'dan sonra çıkan yüzlerce oyunda crafting büyük bir rol oynadı ve çok sevilen bir unsur haline geldi. Belki Rockstar bunu da göz önünde bulundurarak oyuna crafting mekanikleri ekleyebilir. Vahşi Batı ve Red Dead dediğimiz zaman aklımıza hemen savanna, çöl, kanyonlar ve Texas geliyor. Fakat bu sefer fragmanımızda yeşil ormanlar ve vadiler, birbirinden farklı ağaç türleri gördük. Birçok sahnede arka planda dağlar olduğunu görüyoruz. Open World'den nasıl ileriye gidemeyeceğimizi ve haritadan çıkamayacağımızı bu şekilde anlamış olduk. Ayrıca buradan yola çıkarak oyunun ilk oyununa aynı yerde geçmeyeceğini söylemek pek de zor değil. Mekanın neresi olduğunu tahmin etmek oldukça zor tabi. Bence zaten haritanın neresi olduğunun bir GTA oyunu kadar önemi yok. Sonuçta günümüzde bu toprakların hepsinin üzerinde devasa beton yığınları duruyor. Videonun sonuna gelmeden önce söylemekte fayda var ki Red Dead Redemption 2 PlayStation 4 ile anlaşmalı bir şekilde çıkış yapacak ve ilk önce oyun ile ilgili tüm içerikler PlayStation 4 kullanıcılarına sunulacak. Bunun farklı örneklerini daha önce PlayStation 4 için Destiny, Xbox One için Rise of the Tomb Raider gibi oyunlarda gördük ve şimdilik bu kafiye Red Dead Redemption 2 ile dahil oldu. Yalnız yanlış anlamayın, oyun her iki konsol için de çıkış yapacak. Şimdilik PC versiyonu için açıklanmış bir şey yok. İlk oyun da PC'ye gelmemişti çünkü Red Dead serisi konsola özel bir oyun arkadaşlar. Oyunun isminin de Red Dead Redemption 2 olması, aslına bakarsanız Redemption isminin devamı ya da öncesi ne dayandığını gösteriyor. Aslına bakarsanız Red Dead Redemption'dan önce Red Dead'in de ilk oyunu vardı. İsmini şu an hatırlayamasam da. Bunu araştırmadan geldim nasıl olsa biliyorum diye ama unuttum şu anda. Her neyse, bu bölümü izlediğiniz için ve yeni bir şeyler öğrendiyseniz bana ve eğer bu dediklerimi yaşadıysanız videoya bir adet like bırakmanızı rica ediyorum dostlar. Ayrıyeten bu tarz içeriklere, oyunlarla ilgili içeriklere ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Aşağıda abone ol butonu var. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.